öyle subliminaller, yani başörtülerinin bir kısmında bile neler neler var, biz farkında bile değiliz. Dolayısıyla bu eşik altı büyücüleri dediğimiz subliminal bir savaş var. Ve biz buna karşı işte mesela okullardaki bu sistemler, mesela Darüşşifalarda az önce söylediğim, yani renklerle şifalandırma, kokularla şifalandırma, seslerle şifalandırma, ki belli şekiller var. Yani bu cymatics konusu çok enteresan. Seslerin şekle dönüşümü ve doğada aslında görmüş olduğumuz her şeklin altında bir ses yatıyor. Siz ister o şekli üzerinizde taşıyın, isterseniz o ses size verilmiş olsun, aslında aynı etkiyi yapıyor. Yani beyin oradaki şekille ses arasındaki farkı aynı olarak algılıyor. Ki bunların aslında çalışma sistemi de bu. Buralarda neler yapılabilir noktasında, yani okullar bu noktada değerlendirilebilir. Mesela bir en basitinden bir şey söyleyeceğim. İşte bunu aslında koku uzmanları daha iyi bilir. Hitler öyle kokular kullanarak insanları robotlaştırıyor ki, öyle ses frekans aralığı, koku, ses. Tabii koku ve seslerle, öyle tınılarla. Şimdi böyle bir savaş var. Bunun müsbeti de yapılabilir mi? Yapılabilir. Ve bunu ne zaman yapıyor Hitler? Tabii ki. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda yapıyor. Tabii. Yani dolayısıyla böyle bir savaş varken, yani bunun müsbeti yok mu? Var. Ama yapıldığı vakit, yani okulda belli kokular, mesela bir nane kokusunu verdiğiniz zaman siz çocukların başarısında %40 artma oluyor, ki koku malum insan DNA'sında en geniş alana sahip, hafızası da en yüksek ve en çok etkilendiği şeylerden, DNA'nın en etkilendiği yapıdan birisi. Ha, bunlarla ilgili yapılabilir mi? Çok şeyler yapılabilir. Ama tabii bunların bir noktada onlar gizli yaptığı gibi kurulacak nedir onun adı, sistemin de gizli olması lazım. Yani çok şeyler anlatılabilir burada. Çok şeyler de söylenebilir. Yani çizgi filmlerin altına yerleştirilecek çok şeyler de olabilir. Evet. Benim bir şey eklemek istiyorum. Şimdi bu sesi düşündüğünüz için, hani burada bir aynı zamanda bir beyin fırtınası yapıyoruz. Evet, aynı. Tabii bunun bir etik ve yasal durumu da söz konusu. İşte birileri etiği kullanmadığı için söylüyorum. Birileri, yani bize geldi mi etik oluyor. Başkaları yaptığı zaman onu demek istiyorum. Yani ortada bir savaş var. Birisi gelmiş bana silahı çekiyor. Etik değil. Ben silah çektim, etik mi bu mu sorgulanıyor? Burada açıkçası tamamen katılıyorum. Demek istediğimi anlatabilirim. Anladım hocam. Anladım. Bir de şey var ama. Şimdi mesela zımmi vatandaşlarımız da var. Sizin örnek verdiğiniz öğretmenin söylediği gibi. Bu zımmi vatandaşlar mesela, onların durumu ne olacak? Yani bu gerçekten üzerine ayrı bir program yapılması kadar, yani yapılması gereken çok geniş bir konu. Bir o benim aklıma geldi. Yani fikir, işte beyin fırtınasından bir de müsbet bu oyun... telkinler yapılabilir. Yani olabilir. Kur'an, aynen. Kur'an iyiliği telkini değil. Yani iyiliği artacak. İyiliği, şefkati, merhameti yani, çoğaltacak şeyler çok üzerinde durmalı. Farklı şeyler gelebilir. Yani o metrolardaki görsellere kadar öyle subliminaller yerleştirilir. İnsanlar orada suyu nasıl açacağını, nasıl böyle israfı önleyici ayetler veya söylemler bile konulabilir. Tabii olabilir, olabilir. Yani bugün... Ben şöyle düşünüyorum, bu noktada nereden düşürülüyorsak oradan ayağa kalkmalıyız. Aynen. Ya bozulmanın yöntemini nasıl kullanıyorlarsa bize düzelme olarak, yani bunu inandığımız şeylere empoze etmek anlamında değil. Kesinlikle. Öğretiler değer, anlamında. Evrensel değerlerimiz, değerler, iyiliği, şefkat, merhameti çoğaltmak anlamında belki kullanabileceğimize inanıyorum. Yani ben burada ben Kur'an veya başka bir şey değil. Evrensel değerler, insani değerler. Evet. Evet. Ve yani bunun doğayla bütünlüklü olması, varoluşla bütünlüklü olması, ihtinas sıratel müstakim dediğimiz zaten bu varoluşsal fıtratımız, realitemiz.